Bir milletin gençliği sağlam olmazsa geleceği çürük olur. Ailemiz İstanbul'da Emin Efendizade ailesi olarak tanınan ve ilmi kıraatte, fıkıhta birçok dalda ilim ehli olarak gelmiş bir ailedir. Kendileri kıraat ilmine hizmet etmiş olan bir ailenin 15 göbek boyunca Kur'an'a hizmet etmiş, Kur'an öğretmeye hizmet etmiş olan Kurralar ailesinden geliyor. Abdullah Emin Efendi Zade dedem, Salih dedem sırasıyla Kurralar silsilesinde Reisül Kurra olarak Kurralar silsilesinde şeceresinde isimleri vardır. Abdülaziz dedem güzel bir hafız olduğu halde Kurra olamadığı için Abdullah Emin dedem buna biraz gücenmişler ve bunun üzerine öyleyse sen ancak çiftçi olursun diyorlar. Ve Abdülaziz dedemin İstanbul'dan başka bir yere gidip çiftçilik yapmak üzere bir bakıma cezalandırıyorlar. Bunun üzerine Abdülaziz dedem kalkıyor Erzurum'a geliyor. Ve Erzurum'da büyük bir çiftçi oluyor. Merhum babam Zeynel Abidin babam Erzurum'da medreseye gidiyor ve medresede epey bir süre devam ettikten sonra Ömer Nasuhi Bilmen Hocaefendi İlk olarak girdikleri medresede ikisi beraber çalışıyorlar. Bir gün merhum peder bir muziplik yapar. Biraz arsızcaymış. Bunun üzerine Hocaefendi ikisini cezalandırır. İkisi beraber Fatih Medresesi'ne giderler. Merhum peder bizim Fatih Medresesi mezunu idi. Benim ilk hocam babamdır. Hafızlığı 5 yaşımda babamda başladım ve 7 ayda bitirdim. Ondan sonra Erzurum'da abimle beraber Solakzade Medresesi'ne gittik. Sadık Solakzade Sadık Efendi'nin medresesine gittik ve orada sarf ve Nahu bölümünü ben onda bitirdim. 56'da Kur'an kursu öğretmenliğini aldım. Merhum peder, oğlum dedi, mihraptan başka peygamber yeri yoktur. İmamlığı sana tavsiye ederim dedi. Ben imamlığı tercih ettim o zaman. İşte o zaman Küçük Minare diye anılan Melik Tahir Camisi'ne geçtim. Orada da 42 sene görev yaptıktan sonra
Allah'a şükürler olsun. Oradan da emekli oldum ve şu anda tercümeyle, eser yazmakla uğraşıyorum elhamdülillah. Şu anda da halen tercüme çalışmaları yapmakla beraber Şifa-i Şerif derslerine, Cuma sabah namazlarında hadis derslerine, Cuma öğlenleri yine sohbetlerine devam etmekte ve her gün muhakkak bir cüz okumaktadır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. Emekli olduktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı Konya'da emeklilikte vaizlik yetkisi belgesi aldık. Şu anda Fahri emeklilikte vaizlikle devam ediyor. وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ Sadakallahu'l-Azim. Müezzin kalkmadan, aynı bahçede müezzinin evi vardı. O kalkmadan Hacı Bey camiye giderdi. O kadar ki yani mesleğini seven, aşık olan bir insandır. Muhakkak mihraba geçmeden önce kıyafetini değiştirir, cami içerisi kıyafeti, cübbesi ve pantolonu ayrıydı. Çorabı ayrı, namaza durmadan, mihrab-ı nebiye geçmeden muhakkak ayrı bir kıyafetle geçerdi. Sarığını düzenli olarak kendisi temizler ve kendisi sarardı. Namaz kılmakta emeklilik olur mu? Ben imamlık süresince 42 sene... Efendim, hani haftalık izin alır ya imamlar. Ben 42 sene izin kullanmadım. Ne demek? İzin ne demek ya? İmam izinli olur mu? İmam izinli olmaz. İmamın yeri mihraptır. Bundan dolayı olmalı ki Diyanet İşleri Başkanlığımız sonunda takdir etmiştir. Bir de takdir maaşı vermiştir, derecesi vermiştir. Şu anda Fahri emeklilikle, vaizlikle devam ediyorum. İnşallah efendim Ümmet-i Muhammed, mümin kardeşlerimiz vaazlarımızdan müstefid olduklarını zannediyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Allah razı olsun. Şeref verdiniz. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Buyurun hocam. Hocamı dedim bir ziyaret edeyim. Hoş geldiniz. Allah razı olsun.
İnşallah gelmişken Allah razı olsun. Namazımızı da eda edelim hocam. İnşallah benim mihraba. Teşekkür ederim. Mihrabın sizi bekliyor. Allah razı olsun. Bugün de hasret gider inşallah. Şöyle, namazını da inşallah. Bir, beraber eda edelim. İnşallah. Sağ olun. Şöyle bir odamızda nefes alalım. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. İmam denen bir kimse cemaatinin nabzını doktor gibi iyi manen bilmeli, ona göre vaazını ayarlamalı, cemaatıyla münasebetlerini aynen bir doktorun hastasının, ruh hastasının, doktorun, ruh doktorunun psikolojik olarak halini en güzel kontrol altında tuttuğu gibi tutan bir kişi olmalı imam. Ramazan kış aylarında. Muazzam bir yağmur, fırtınalı gece. O zamanlar ben teravihten sonra vaaza başlıyorum, sahur da bitiriyorum. Kapıdan içeri bir sarhoş girdi. Öyle bir sallanıyor ki düşecek. O kapıdan içeri giren kardeşimizi o merdivenin bir basamağını boşalt, oraya bir seccade koy, o kardeşimizi oraya oturttur dedim. Adamın durumu çok kötü. Böyle gözleri bir o tarafa bir bu tarafa bir şey arıyor. Ben konuyu hemen değiştirdim. Ehli sünnet inancımıza göre büyük günah kişiyi imandan çıkartmaz. O bizim Müslüman kardeşimizdir. Cinayet katil bile işlemiş olsa tevbe istiğfar edip de Allah'ın hastanesi olan camiye gelirse Allah onu affeder. Konuyu ele aldım. Bu adam ben vaazı bitirmeye kadar orada oturdu, dinledi, dinledi, dinledi. En sonunda beni evime götürün diyor. Ben bir yardımcı verdim, evine gönderdim. Bu adam o anda aradığı kişi bir avukatmış. O avukat da minberin arkasında oturuyormuş. Bu adam iki kişiyi öldürmeden, cinayetten hapse girmiş, çıkmış. O avukatı vurmaya gelmiş. Beni dinledikten sonra o fikrinden vazgeçiyor ve beni evime götürüyor. Efendim akciğer kanserine yakalandı. 3 ay yaşadı. 3 ay sonra tevbe eden bir kişi olarak vefat etti. And
bir imam kendisine layık olduğu o mevkisini korur ise hiç şüphe edilmesin, kuşku duyulmasın ki insanlar onu el üstünde tutar. Ben şu anda eser tercümesiyle uğraşıyorum. Birçok efendim hizmetimiz var. Şu anda Şemail-i Şerif'i tercüme ediyorum. Şemail-i Şerif'i birçok Allah razı olsun ilim ehli tercüme etmişler. Hiçbir tane hadisin metni yok ortada. Böyle tercüme olmaz. Eserlerinde ayrı bir üslup kullanır. Bu üslupte muhakkak dinimizin bozulmaması için, hadis-i şeriflerin bozulmaması için ana metni muhakkak kullanır. Önce Arapça, Osmanlıca kısmını sohbetlerinde paylaşır. Daha sonra bizzat kendisi tercüme eder. Şu anda benim yapmaya çalıştığım tercümede hadisin önce tamamen metni konuyor. Ondan sonra metinlerin tekrar parça parça tercümeler veriliyor. Tercüme böyle yapılır. Ve faydalanacak olan da budur. Hocam kendi yazmış olduğu yaklaşık 40 kadar eseri bana telifini bırakaraktan benim neşretmemi talep etti. Bunun da 20 kadarını neşrettik ve Ümmet-i Muhammed'e ücretsiz dağıtmaya çalışıyoruz. Biz hayır. Ya Allah, bismillah. Bismillah. Rabbena iftah beynena ve beyne kavmina bil hak. Ve ente hayrul fatihin ya Rabbi. Ya Allah. Ve velik ver Allah'ım. Rabbi zidni ilmen ve fahmen. Biratike ya erhamer rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Eşimin, hanımın 60 seneye yakın olan bir sürede hiçbir zaman benim yüzüm eksildiği zaman onun yüzünün gülerliği eksik olmamıştır. Her şeye kanaat ederdim ben. Hiç onu hiçbir zaman üzmezdim. Bunumuz yok, şunumuz yok, hiç üzmezdim. Neyimiz varsa ondan geçinir giderdik. Aileme 99 hadis hediyesi olarak bir eser hazırladım. Hadis-i Şerif'in son hadisi, hayrun nisa, hanımların en hayırlısı şunlardır diye bir hadis aldım. 99. hadis bu. O hadisin altına Hacca Hatice Hanım'a ithaf ediyorum. Hadis kitabını benim adıma şey yaptı, sağ olsun. Bitirdi yeni. Son bağlantısını da yaptı. Çok mutlu oldum. Onun her yaptığı şeyden mutluyumdur zaten. Çok şükür. Öyle bir insanla eş olmayı Allah nasip etmiş. Benim Sadık hanımcağızım, güzel hanımcağızım. Teşekkür ederim hamcağızım. Sağ olasın. Afiyet olsun canım. Ya. Hacı hanım. Efendim. Bak. Aileme diye hediye olarak yazdığım 99 hadis var ya. Evet. O 99 hadisin son hadisi olan 99. hadisi şerifinde Resulullah Efendimiz 4 şeyi sayıyor. Bu 4 şeyin de 4 tanesi Allah
o mücahit olan kayınbabam Hasan Gül'e rahmet eylesin. Amin. Ümmü Gülsüm kayınvalideme rahmet eylesin. Amin. Güzel, imanlı kızlar yetiştirmişler. Çok şükür. Biz iki bacıyı, iki kardeş aldık sizi. Abim de ondan, ablandan çok memnundu. Ben de Hacı Hanım senden çok memnun oldum. Şu anda asıl yaşım 91. İcabında bir de bakarsın emri hak vaki olur. Gideriz. Yok öyle değil Hacı Hanım. Şimdi bak bir sıkıntı geçirdin. Ahirete gitmiş olsaydın. Helallaşmış mıydık? Yok. Onun için bütün hakkım helal olsun. Sen de hakkını helal et. Ondan sonra ha şimdi getirdiğin çaydan içeyim. Kızımın getirdiği şu çörekten de yiyeyim. Ondan sonra Musaf-ı Şerif'i şuraya bir koyayım elimizden şey olmasın. Hadi bismillah çayımızı içelim. Kütük Minare'de İnna Fetehna suresinin bir baştan bir başa kadar bir sene hesabını yaptıktan sonra üstün, esre, cezim, ötre, efendim met, çeker vesairesini bir sene onun hesabını yaptıktan sonra İnna Fetehna suresini yazdı. Abi. İnna Fetehna sure-i celilesi Hacı Bayram Bey Camisi'nde de vardır duvarda. Niye yazılır bu? İslam dini mübini celilinin daima yüksek, daima ehli küfre karşı yüce olması, fethi mübin daima İslam'la olması niyetiyle caminin bir başından bir başına kadar İnna Fetehna suresi yazılır. Ayetül Kürsi'de mihrabın bir başından bir başına kadar muhafazayı maneviyeyi ilahiyle olması için mihrabın bir başından bir başına yazılır. Bu sureyi celileyi rahmetli abi Cezim Abdurrahman Öz, şurada da bir dörtlüğü var onun efendim. Ene şair edip amma Hüsnü hattı pür hata diye orada bir dörtlük yazmıştır Osmanlıca.